Yazdıkları şarkı sözleriyle döneme damgasını vuran bir müzik grubuydu. Bir de gel, iki de gel, mahvettin. Sen bu aşkı bana zehir ettin. Fıkra anlatırım, gülmezsin. Ellerin burada bize yok be. 7 kişiden oluşan grup vitamin üyeleri şimdi nerede ve ne yapıyor? Başlarında kuruldular. Adları Grup Vitamin'di. Bol Vitamin albümüyle müzik piyasasına girmelerine kendileri bile çok şaşırmıştı. Kasetleri yok satıyordu. İlk olarak alışılmamış, hatta aykırı diyebileceğimiz şarkı sözleriyle dikkati çekti. Gencecik ve neşeli üniversite öğrencileriydi ve ilginç bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Türkiye, Grup Vitamin'i çok sevmişti. Her yerde onların şarkıları çalıyordu. Albümleri yok sattı adeta. Gökhan Semiz, Emrah Anıl, Selçuk Aksoy, Sertaç Demirtaş, Murat Uzunal, Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım'dan oluşan bu yedili kasıp kavuruyordu müzik piyasalarını. Hatta bir ara popçu İzel de katılmıştı grup çalışmalarına. Çoğu müzik grubuna olduğu gibi Vitamin de dağıldı. Daha doğrusu önce parçalara ayrıldı. Al aşkını sok gözüne gözüne görüşmeyin güzeli. Üstüme gelme alkollüyüm sonra kötü üzeri. Al aşkını sok gözüne gözüne görüşmeyin güzeli. Üstüme gelme alkollüyüm istemeden güzeli. Gemisinden ilk ayrılan Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım oldu. Ufer ismiyle ayrı bir grup kurdu Ercan ve Ufuk. Murat Uzunal da Ufer'e destek verdi. Grup yoluna Selçuk, Gökhan, Emrah üçlüsüyle devam ediyordu ki İllere burada bize yok mi? De, bize de, bize de, bize de, bize de, bize de yok. Ellere burada bize yok ne? Bir de gel, iki de gel, mahvettin. Sen bu aşkı bana zehir ettin. Fıkra anlatırım, gülmezsin. Ellere burada bize yok ne? Gökhan Semiz 98 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Vitamin'in üyeleri şimdi nerede ve ne yapıyorlar? İşte filmin devamı. Dokundur. Elle. Dokundur. Elle. Dokundur.
96'da askerden döndükten sonra baba mesleği olan inşaat sektörüne yöneldim. Şu anda da Türkiye'de iki tane büyük alışveriş merkezi yapıyoruz. Bir tanesi Mersin'de, Forum Mersin adı altında. Ekim ayında kısmet olursa açılışı yapılacak. Bir tane de Denizli'de Teras Park. Müzik sektörünü zaten biliyorsunuz ne durumda olduğunu. Ama biz tabii bu işin çekirdeğinden geliyoruz. Ayrıca konservatuvar bitirdim. İstanbul Teknik Devlet Konservatuvarı'nı. Sahnelere devam ediyorum. Yani ekmeğimi yine ben sahnelerden kazanıyorum. Ekstralara gidiyorum. Bunun dışında da bir çalışmam var. İnşallah Allah nasip ederse kendi bestelerimden oluşan bir pop bir çalışma olacak kısmet olursa. Şu anda evet bu şekilde devam ediyorum. Taksim'de çalışıyorum. Taksim'de bir Vali Kafe var. Burada söylüyorum. Müzikle uğraşıyorum. İşte kendi çapımda evde küçük bir stüdyom var. Orada da işte alt yapılar falan yapıyor. Şu anda röportaj yaptığımız yerde bu mekanda çalışıyorum ben. Haftanın kışın 3 günü, yazın 2 günü. Çünkü yazın İstanbul dışı çalışmalarım da oluyor. Müzik yapmaya devam ediyorum. Kendi müziğimi yapıyorum. Akustik müzik yapıyorum. Yani çalıyorum ve söylüyorum. Kimi inşaat sektöründe, kimi Taksim'de bir barda çalışıyor. Kimi ise yeni albümünün hazırlığında. Grup Vitamin üyeleri neredeyse tamamen dağılmış. Ancak hepsi o yılları daha dün gibi hatırlıyor. Yani Ercan geldi dedi ki ya böyle böyle bir albüm yapacağız. Bir iki bölümde senin de kullanmak istiyoruz. Bir sürücüye gelebilir misin? Dedim ki ne yapacağız? Ya dedi işte bir dokundur diye bir parça. Dedim ki ya böyle saçma sapan şey mi olur? Ne diyeceğiz? İşte dokundur diyeceksin dedi. Dedim ki ben dokundur diyemem yani. Ben ondan sonra ne anlatacağız millete? Ya dedi gel işte doğu şivelerini sen dedi iyi yapıyorsun. Doğu şivelerini sen yap. İşte Murat dedi şeyi yapacak. Karadeniz şivelerini yapacak. İşte ben okuyacağım. İzel okuyacak. İzel çocuk taklidi yapacak. Şunu yapacak. Gökhan işte şarkı sözleri yazacak. Peki dedim. Grubun demeli ilk kez konservatuvarın kantininde atılmış. Ardından albümler birbirini izlemiş. O dönem yakaladıkları satış rakamlarını grubun yapımcısı İlhan Tek bakın nasıl anlatıyor. Şimdi herkes 1-1,5 milyon adet sattı dediler ama tabii ki benim aldığım bandrol 500 bin tane bandrol aldım. 495 bin tane sattım yasal olarak. Fakat bunun korsanlarıyla beraber 3 milyon adete kadar çıktığını çok çok iyi biliyorum. Almanya'da çok sattı. Yasal olarak 495 bin tane sattım. Ancak Grup Vitamin'in geçmişinde bir olay var ki hatırlayanların yüreğini burkuyor. O efsane mizahi sözlerin yaratıcısı Gökhan Semiz'i dünyadan ayıran o trafik kazası. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Evet, gerçekten Gökhan'ın çok kıymetlidir yani Gökhan. Kelimeyle anlatılamıyor işte. Şey derler büyüklerimiz, yani Tanrı sevdiklerini çabuk alır yanına. Yani. Herhalde... Çok sevmiş Gökhan'ı. Çünkü hakikaten sevilmeyecek bir adam değildi yani. Ya benim hayatıma girmiş en değerli adamlardan biriydi Gökhan Semiz. Şimdilerde Selçuk Arsoy ve Emrah Anıl harıl harıl Grup Vitamin'in şarkılarıyla yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Dedik ki yeni bestelerimizi bir CD'de toplayalım. Eski olan parçaları da bu zamanın sounduna göre yani nedir? İşte ya klapsa klaptır ya da işte parça neyi kaldırıyor? Neyi kaldırıyorsa R&B ise tekno ise tekno. Biz de dedik bir CD de böyle. Yani yeni nesle yeni eski parçalarımızı yeniden dinlettirmek. Bu aşamada çalışıyoruz. Ve grubun diğer üyeleri Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım. Ufuk Yıldırım orkestrası ile birlikte müzik yapmaya devam ediyor. Ercan Saatçi ise artık bir müzik yapımcısı. Aynı zamanda spor yıllarda yaşıyor. Bir zamanlar onu...